ifşa ediyoruz. 12 Temmuz Cuma günü 72 AKP'li milletvekilinin imzasıyla Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'na sunulan yasa teklifi sokakta yaşayan hayvanlara hayatı çok görüyor. Bir buçuk sene önce 6 Şubat depremlerinde enkaz altından insan kurtaran köpek Proteo'yu yerlere göklere sığdıramayanlar şimdi gelmiş sokaklarda tek bir hayvan bırakmayana kadar katliam yapacağız diyorlar. Oysa biz biliyoruz ki türlü yalanlarla hedef haline getirdiğiniz bu hayvanlarla Proteo arasında hiçbir fark yok. AKP'nin yalanlarına kanmıyoruz. Bu kanlı yasa teklifini reddediyoruz. AKP elini hayvanlardan çek. AKP elini hayvanlardan çek. AKP elini hayvanlardan çek. Popülasyon arttı diyorlar. 2004 yılında kendi çıkardığı kanundaki kısırlaştır, aşıla, yerine bırak modelini uygulasa 20 yılda sokaktaki hayvan popülasyonunu kontrol altına alabilecekken bunu yapmayan AKP şimdi artan hayvan popülasyonundan dem vurarak belediyelere uygulatamadığı kısırlaştırma seferberliğinin faturasını hayvanları kesmeye çalışıyor. Tıpkı şiddete, tacize uğrayan kadınlara o saatte orada ne işi varmış dendiği gibi sokaklarda her gün şiddete, istismara uğrayan bu hikayenin mağduru olan hayvanlar düşmanlaştırılıyor. Alelacele hazırlanan kanun teklifi bu yaralanma ve ölümleri bahane ederek sokak hayvanlarını öldürmeyi önermekteyken önlenebilir diğer ölüm istatistiklerine bakalım hep beraber. FİSA Çocuk Hakları Merkezi'nin raporuna göre 2023 yılında Türkiye'de önlenebilir sebeplerle en az 2107 çocuk yaşamını yitirdi. İstik Meclisi'nin verilerine göre önlenebilir sebeplerden 2024 yılının sadece ilk 6 ayında en az 878 işçi hayatını kaybetti. Kadın cinayetlerini durduracağız verilerine göre ise 2023 yılında erkekler tarafından 315 kadın öldürüldü. 248 kadının ölümü ise şüpheli olarak kayda geçti. Kadınların, çocukların, işçilerin hayatı için hiçbir adım atmayan iktidar, hayvanların güvenliği bahanesiyle katliam yasasına geçirmek istiyor. Tüm milletvekillerine ve belediye başkanlarına hayvanlarla dayanıştıkları için teşekkür ediyor ve desteklerinin devamını bekliyoruz. Ancak henüz bu konuda hiçbir söz söylemeyen onlarca milletvekili ve belediye başkanını ise bir kez daha sesleniyoruz. Teklifin her aşamasında mecliste bizzat muhalefet etmenizi bekliyoruz. Tecrit ve katliama hayır oyu kullanmanızı ve bu yasaya karşı olduğunuzu en yüksek şekilde dile getirmenizi bekliyoruz. Köpekler için soykırım noktasına gelen bu son dönemeçte meclisin kalın duvarlarını sesimizle yıkmak için yaşamdan, adaletten ve özgürlükten yana olan herkese sesleniyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Alanya'daki eylemlerimize ve nöbet alanlarımıza gelin. Dostlarımızla dayanışma gösterin. Kendi mahallenizde, illerinizde örgütlenin.